Güzel bir hikaye, güzel bir yemek gibidir. Ne eksiği vardır ne de fazlası. Her şey birbiriyle öyle uyumludur ki güzel bir yemek de güzel bir hikaye de yüzleri gülümsetir. Yemeklerimle insanların yüzünü güldürebilirim ama hikayemle gülümsetebilecek miyim bilmiyorum. Yine de anlatacağım size. Başımdan geçenler kim bilir kaç kadının yaşadığı, artık hiç kimsenin şaşırmadığı, sıradan, sıkıcı, rutin şeyler belki. Seninki gibi, onunki gibi, kim bilir kimlerinki gibi. Basit, sıradan, alelade bir hikaye işte. Evet, belki tahmin ettiniz. Her şey büyük bir aşkla başladı. Her aşk özeldir. Her aşk tatlıdır. Her aşkı farklı yapansa yaşattığı ilk acıdır bence. Tam 18 yıl önce hayatımın en güzel haberlerinden birini almıştım. Ve aynı gün hayatımın en kötü haberlerinden birini de. Aşkım, sana bir şey söylemek istiyorum. Ben de sana bir şey söylemek istiyorum. Tamam, önce sen söyle o zaman. Şu an bunu nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum. Bunu söylemek için çok düşündüm. Gitmek zorundayım Sevda. Sen çok iyi bir insansın. Eğer o gün hamile olduğumu söyleseydim, belki beni bırakıp gitmezdi. Ama söyler misiniz hangisi daha kötü? Terk edilmek mi, yoksa sırf hamileyim diye benimle beraber olmaya devam etmesi? Ben ilk kötüyü seçtim. Terk edilmek daha onurlu geldi. Gördüğünüz gibi kızım anneciğim, şimdi kocaman oldu. 18 yaşında. Yok yok, çıkacağım ben. Ne onun babasından ne de babasından.